Merhaba, ekranda 1874 yılında çizilmiş siyasi içerikli bir karikatür görüyorsunuz. Çizeri Thomas Nast ve aslında karikatürün adı yok. Ama Amerika'da genelde o dönemlerde Kuzey Birlik Ordusu ya da kölelikten daha kötü gibi adlarla biliniyor. Siyasi içerikli karikatürler bazı durumlarda karmaşık olabilir. Çünkü örneğin eski bir karikatürün görsel dilini günümüzde hemen ayırt edemeyebiliriz. Günümüzde bu karikatürü Harper's Weekly Magazine adlı haftalık dergide kendi bağlamı içinde görebiliriz. Bu dergi Amerika'nın kuzeyinde basılan, Başkan Abraham Lincoln ve Cumhuriyetçi Partiyi destekleyen bir dergiydi. Karikatürde iki figür göze çarpıyor. Biri sağda ve yüzü bize dönük, öteki ise sırtını bize dönmüş. Figürler kollarını uzatmış, el sıkışıyorlar. Ellerinin altında da çapraz kemiklere tutturulmuş bir kafatası var. Alt tarafta ise siyahi bir ailenin arkalarında olan biten şiddete karşı kendilerini siper etmelerini sağlayan bir kalkan var. Soldaki figür Beyazlar Ligi'ne mensup. Silahı da var. Sağdaki figürde Ku Klux Klan kısaltması olan KKK yazıyor. Üniformasından da anlayabiliyoruz. Diğer detaylarda bize neler olup bittiğini anlatıyor. Kalkanın alt kısmında üzerinde alfabenin harflerinin yazılı olduğu açık bir kitap var. Arkada ise okul binası yazan bir tabela görüyoruz. Altından dumanlar çıkıyor. Bu detaylar kölelerin Amerikan İç Savaşı sonrasındaki yıllarda eğitim alma çabalarını gösteriyor. Diz çökmüş kadının arkasında ise ağaca asılmış bir adam var. Bu iki figür aşağıda olan biten dehşet sahnesi üzerinde el sıkıştıkları için sanki iki grup arasındaki gizli bir anlaşmaya şahit oluyoruz. Gruplardan ilki, Beyazlar Ligi adıyla bilinen, Amerika'nın güney eyaletlerinde siyahi insanların siyasete karışmalarına açıkça karşı çıkan, şiddet yanlısı paramiliter bir gruptu. Diğer grup ise o meşhur Ku Klux Klan idi. ABD Federal Hükümeti Ku Klux Klan'ın faaliyetlerini bir ölçüde durdurmayı başarmıştı. Ancak Beyazlar Ligi ve onun gibi diğer örgütler bu dönemde doğmayı başarabildi. Burada Beyazlar Ligi'ne mensup birinin sırtını zaten görebiliyoruz. Soldaki bu figür sağdaki figür kadar saklanmamış. Evet, Beyazlar Ligi o dönemde eylemlerini açıkça gerçekleştiriyordu. Örneğin lige mensup konfedere gazilerin isimleri yani kim oldukları bile çoğu durumda biliniyordu. Konfedere gaziler derken Amerika'nın Konfedere Devletler Ordusu'nda savaşmış insanları kastediyorum. Sol üst köşede bir süngü görüyoruz. Süngü tüfek namlusunun ucuna takılan ve küçük kılıç biçiminde olan delici silah demek. O dönemde konfedere gaziler ordunun tahsis ettiği süngüleri çok kullanırdı. O yüzden bu adam da muhtemelen o gazilerden biri. Konfedere devletler ordusu ülkenin güneyindeki siyahi vatandaşların oy kullanmasını engellemek için bir takım mücadelelere girişmişlerdi. Bu karikatür Colfax soykırımından bir yıl kadar sonra çizildi. Louisiana'da gerçekleşen bu katliamda yüzden fazla siyahi milis üyesi Beyazlar Ligi tarafından katledildi. 1870'lerdeki bu dönem Amerika'da yeniden yapılanma dediğimiz dönem için çok önemli. İç savaşın bitiminden 8 yıl sonra federal hükümetin yani ülkenin kuzeyinin Afrika kökenli vatandaşlar konusunda verdiği taahhütlerden geri dönüp dönmeyeceği bir merak konusuydu. İç savaştan sonra acaba beyazların üstünlüğü yeniden mi gelecekti? Örneğin en üstte yazan cümlenin çevirisi şu: Bu bir beyaz adamlar devletidir. Bu arada İngilizcede adamlar dense de aslında bunu insanlar olarak anlamak gerekir. Zira eski dilde insan kelimesi yerine adam kullanılsa da kastedilen genelde insanlığın bütünüydü. Aa, ama belki de burada yönetimde yalnızca erkeklerin olduğu gerçeğine de vurgu yapılıyordur. Her neyse bu detayı geçiyorum. Karikatürdeki bu cümle aslında Demokrat Parti'nin 1868 kampanyasına atıfta bulunuyor. O dönemde Demokrat ve Cumhuriyetçi Partinin günümüz Amerikasındaki görüşlerinden daha farklı görüşleri olduğunu unutmayalım. Demokrat Parti genelde kölecilik, eyaletlerin hakları ve güneydeki beyaz üstünlüğü ile ilişkilendiriliyordu. Cumhuriyetçi Parti ise ulusal yani federal hükümetle Afrika kökenli Amerikalıların hakları ile anılıyordu. Burada Demokrat Parti'nin kullandığı bir sloganı alıp karikatüründe kullanarak Thomas Nast bu parti ile güneydeki ırkçı şiddet arasında bağlantı kurmuş oluyor. Ve sanatseverlere Cumhuriyetçi partiye oy verin mesajını veriyor. Evet, buradaki figürler son derece olumlu ve sempatik bir bakış açısıyla resmedilmiş. Ama bir de size bunun tam zıddı olan bir örnek göstereyim. Örneğin burada gördüğünüz karikatür o dönemde siyahi insanları aşağılayıcı biçimde resmeden çok sayıda karikatürden yalnızca biri. Baksanıza, insanların çeneleri ve gözleri o kadar büyük ki çok dikkat çekiyor. Bu tür karikatürlerde siyahi insanlar genelde kırmızı giyinmiş, çıplak ayaklı olarak resmedilirler. Kadınları bir tür eşarp takar ki bu da siyahi hizmetçilerin simgesidir. İşte o yüzden şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Thomas Nast her ne kadar bu figürleri görece olumlu resmetmişse de, 19. yüzyılda siyahi insanların basma kalıp bir biçimde tasvir edilmesi geleneğinden kendini çok da uzak tutamamış. Şimdi bu karikatüre bir de sanat tarihi açısından bakalım. İki figür ortadaki kalkanın her iki yanında ayakta duruyor. Bu eskiden çok yaygın bir motifti. Bazen bu figürler alegorik olurken bazen de puttolar yani çıplak bebekler olurdu. Bu tür Rönesans imgeleri Amerika Birleşik Devletleri damgası içinde ilham kaynağı olmuştur. Buradaki iki figür savaş ve barışı temsil ediyor. Ortadaki kalkanda çizgiler var. Üzerinde de yıldızlar yani Amerikan bayrağı gibi. Başka buna benzer bir görsele daha bakalım. Burada bir tarafta Abraham Lincoln, diğer tarafta George Washington var. Elleri ABD bayrağı desenli bir kalkanın üzerinde. Bu görsel Lincoln'ün ölümünden sonra onu anmak için yapıldı. Lincoln'ü George Washington'ın izinden giden biri olarak tasvir etmek istemiş olabilirler. Ayrıca burada ulusal birliğin anlatılmak istendiğini söyleyebiliriz. Nastın karikatüründe ise birlikten ziyade komplovari gizli anlaşmalar, şiddet, haklardan mahrum bırakılma, eski kölelerin emeklerini kontrol altına alma söz konusu. Bu karikatür Nastın daha önceki karikatürlerinden birine de benziyor. Savaş zamanına denk gelen o karikatürün adı da Güney ile uzlaşma. 1864'te Nast tüm ülkede ünlü oldu. O dönemde bazı demokratlar Abraham Lincoln'e karşıydı ve konfederasyonun kendi yolundan gidebilmesi ve köleliğin devam etmesi için ülkenin güneyi ile anlaşmaya varmak istiyorlardı. Nast bu çizdiği karikatürle Abraham Lincoln için büyük oranda destek toplamıştı. Ülke konfederasyonla anlaşmaya oturduğu müddetçe Amerikan askerleri faydasız bir savaş için ölüyordu ve burada gördüğümüz gibi kölelik devam ediyordu. Nasta göre tüm bunlar çok trajikti. Aşağıda ise Kolombiya figürünü görüyoruz. Bu kadın figürü ABD'yi temsil eden alegorik bir figür. Kolombiya mezar başında eğilmiş ağlıyor. Sözün özü beyazlarla yapılan anlaşmalar sonucu siyah aileler ölüyor. Bunun aslında başka karikatürlerinde de görüyoruz. Mesela bu bir beyaz adamlar devletidir adlı karikatür. Burada figürler el sıkışırken eskiden köle olan siyahi bir adamın üzerine basıyorlar. Bu karikatürler aslında aynı hikayenin devamı olarak görülebilir. 1864'te Demokrat Parti Güney Eyaletleri ile uzlaşmayı öneriyordu. 1876'da da aynı parti Ku Klux Klan'ın kurucusu Nathaniel Bedford Forrest'la beraber bu bir beyaz adamlar devletidir platformunu kurmuştu. 1874'te Beyazlar Ligi ve Ku Klux Klan Kölelikten Daha Kötü adlı bir vakıf kurmuştu. 1876 tarihli bu karikatürde ise siyahi bir adam Demokrat Parti'ye oy vermeye zorlanıyor. Sebebi ise şiddet ve beyaz üstünlüğünün ülkenin güneyinde elini kolunu sallaya sallaya gezebilmesi. Evet, Amerika'daki yeniden yapılanma döneminin trajedisi çok kötü bir biçimde sonlanması. Olaylar böyle bitmek zorunda değildi. Oy kullanma hakkı kanunu yeniden yapılanma dönemi bittikten 100 yıl kadar sonra geldi. Videoyu bitirirken şuna vurgu yapmak istiyorum. Tarih doğrusal çizgide ilerlemez. Yani İnsanlar yıllar geçtikçe her zaman daha fazla hakka sahip olurlar ya da gittikçe daha özgür olurlar diyemeyiz. Bu haklar ve özgürlükler kimi dönemlerde sekteye uğrayabilir, gerilemeler olabilir vesaire. Onun için de önemli olan elde edilen kazanımları koruyabilmektir. Hoşçakalın.